Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet gezegeniniz Venüs haftanın ilk günlerinde Akrep burcundaki son hareketlerini yapacak ve 1 Aralık'ta da Yay burcuna geçiş yapacak. Evet özellikle ilişkiler, para, ee, parasal kaynaklar geçtiğimiz birkaç hafta. Bunlara daha fazla odaklanmıştınız. Şimdi 1 Aralık'tan itibaren Venüs yay burcuna geçiyor. Güneş de yay burcunda ilerliyor. 3. eviniz, 9. evinizdeki döngülerle beraber yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşular, iletişim, ulaşım, eğitim, seyahat gibi kavramlarla ilgili etkiler daha fazla hayatınıza dahil olacak gibi görünüyor. Evet haftanın ilk iki günü ay balık burcunda iş ve genel anlamda mesleki konulara odaklanabilirsiniz. Ee, Salı akşamından itibaren ay koç burcuna geçecek. Perşembe akşamına kadar ilişkiler ve işbirlikleri özellikle sizin için gündem maddesi bir yandan da Koç burcundaki Uranüs'ün Terazi burcunuzdaki Mars'la bir zıtlaşması var bu hafta ortasında kesinleşiyor. Biraz ilişkilerde agresyon artabilir böyle çatışmalar olabilir ya da eş ve partnerinizin ani bazı çıkışları, tavırları, bireysel hareketleri sizi sinirlendirebilir. Yani Mars burcunuzda olduğu için zaten daha çabuk bu dönemde sinirleniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Her türlü ilişkide daha dengeli olmakta fayda var. Hafta ortasından itibaren dolunayda etkileş etkinleşmeye başlayacak. Pazar günü İkizler burcunda bir dolunay var. Dolunay ile beraber Yay burcundaki de retro harekete geçtiğini görüyoruz. Bir yandan Satürn'le de kavuşuyor. Evet, bu Dolunay e, sürecinde 9. eviniz, 3. eviniz, 9. evinizdeki bu hareketler özellikle e, yakın çevreniz, kardeşlerle ilgili konuları gündeminize taşıyabilir. Balık burcunda da bir Neptün var. E, biraz böyle akrabalarla ilgili kavramlar burada gündemde bir sağlık sorunu örneğin e, ortaya çıkabilir. Özellikle solunum yolları, e, akciğerler, karaciğer ve genel anlamda e, kronik alerji gibi sorunlara dikkat etmek gerekiyor Dolunay haftasında. E, bir yandan trafikte, ulaşımda, seyahate çıkacaksanız ya da iş ve mesleki alanda bir ticari girişim ya da bir seyahat söz konusuysa buralarda ertelemeler, kısıtlamalar, karşılaşabileceğiniz bazı karışıklıklar da yine hafta sonunda çok yoğun olabilir. Her şeyi daha fazla kontrol edin. Daha güvenli, daha emin adımlarla hareket etmeye çalışın. Kullandığınız aracınız, otomobilinizde arızalar olabilir veya onu değiştirmek isteyebilirsiniz. Burada da ee, yeni bir araç alırken, yeni bir yatırım yaparken ya da herhangi bir yeni elektronik araç alırken yine dikkat edin. Çünkü Neptün e, sizi yanıltabilir. E, Merkür Retro Satürn burada daha sonradan sizi kısıtlayacak, engelleyecek bazı zor koşullara sokabilir. E, çok acele hareket etmemekte şu süreçte fayda var sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta ortasına kadar özellikle dolunay etkileri devam edecek. Merkür Retrosu'nun etkisi de aralığın son haftasına kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.